filmlerin hatırlatıldığı dop dolu içeriğiyle akılda kalanlar cumartesi 9'da APARA'da. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Faizsiz ekonomiye hoş geldiniz. Faizsiz ekonomide kur korumalı TL katılma hesaplarını konuşmaya devam ediyoruz. Yapılan bir takım düzenlemeler var. Önce o düzenlemelerin ayrıntılarını paylaşacağız. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile birlikte Türk lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na azami hem faiz oranlarını hem de kar payı oranlarını belirleme yetkisi verildi. Ayrıca bir yeni ve önemli bir tebliğ de var. Yurt dışında yaşayan Türkler de artık Türkiye'deki hesaplarını açabilecekler ve kur korumalı katılma hesapları oluşturabilecekler. Bu hak getirildi. Peki neler ayrıntıları, bir bakalım. Merkez Bankası, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Merkez Bankası'na bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirleme yetkisi verildi. Mevcut uygulamada bankaların mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankası'nın politika faizinden az olamayacağı hükmü belirtilmişti. Ancak üst limit konmamıştı. Son yapılan değişiklikle Merkez Bankası uygulanacak faiz oranlarına bir üst limit getirebilecek. Öte yandan yine resmi gazetede yayınlanan başka bir düzenleme ile de yurt dışında yaşayan vatandaşlara da Türkiye'deki hesaplarını Türk lirasına dönüştürebilme hakkı getirildi. Yuvam adı verilen sistemle dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplarını Türk lirasına dönüştüren Türk vatandaşları destek uygulamasından yararlanabilecek. Yuvam hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ile bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında ana paranın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Merkez Bankası, düzenleme ile yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesini teşvik edilmesini, her koşulda kazanımlarının korunacağı bir tasarruf yapısı oluşturulmasını ve söz konusu tasarrufların ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçladıklarını açıkladı. Bugün Emlak Katılım Stratejik Planlama Müdürü Ahmet İkizoğlu ile birlikteyiz. TL mevduat katılma hesaplarını konuşacağız. Hoş geldiniz yayına Ahmet Bey. Hoş bulduk Merve. Teşekkür ederim. Öncelikle ben tabii bankanızdaki ilk karşılığını merak ediyorum. İki önemli ayağı var işin. Bir, Türk lirası dolar TL kurunun biraz da aslında sabit olması noktasında önemli bir düzenleme getirdi piyasaya. Bunun yanında tasarrufların da önemli bir geri dönüşünü görüyoruz. Nasıl piyasaya ilk yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Yani öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası'nın üst sınır getirilmesiyle birlikte fiyatlara aslında bir bakıma TL korumalı hesaplarda uygulanan duruma dönmüş oldu. Biliyorsunuz TL korumalı hesaplarda Hazine Maliye Bakanlığı üst sınır belirlemişti. Orada 300 baz puanlık bir ilave yapılarak ilerlenebiliyordu. Şimdi Merkez Bankası'nın bu uygulamasıyla birlikte aslında fiyatlar üzerinde, özellikle getiri tarafında fiyatların ve maliyetlerin yükselmesiyle fonlama tarafındaki maliyetlerin de yükselmesine sebep olan bir unsuru bir noktada düzeltmiş ve düzenlemiş oluyor. Bu finansal istikrarı sağlayacak adımlardan birisi olarak görüyoruz bu tarafı. Çok önemli bir faktör. Diğer taraftan yuvam hesapla ilgili yine liralaşma stratejisinin de bir belki bunun yansıması olarak da görebiliriz. Türkiye'ye döviz girişini sağlayacak yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de dövizlerini getirerek açacakları TL korumalı hesaplarda aslında çok da büyük, önemli bir imkan sağlamış oldular. Bunun normal hesaplara verilmeyen, şu anki TL dönüşümlü hesaplarda olmayan artı bir ödemesi var ki bu da çok avantajlı bir imkan sağlıyor. Yani buradan yurt dışındaki vatandaşlarımıza da bir an evvel bu imkanı değerlendirmelerini
özellikle öneriyoruz, tavsiye ediyoruz, davet ediyoruz onları. Peki şimdi yuvamı ayrı konuşalım ama ben bu yeni ürünün bankanızdaki karşılığını ve müşterilerinizdeki karşılığını da merak ediyorum. Emlak katılım özelinde ve katılım bankaları özelinde nasıl bir geri dönüş var bu TL katılma hesaplarına? Şöyle ifade edeyim. Mesela dün bizim toplam rakam emlak katılım ölçeğinde 1 milyar TL civarındaydı. Bugünkü bu rakam 1.4 milyar TL oldu. Yani dünden bugüne olan işlemleri ifade etmek istiyorum. Tabii burada özellikle vergi istisnası yönüyle yapılan düzenlemenin de çok büyük etkisi var. Hatta bu etkiyi önümüzdeki haftalarda 17 Şubat tarihine kadar daha da yoğun göreceğimizi tahmin ediyoruz. Şöylece rakamlarımızı ifade etmek istersek açılımını. Kur korumalı TL katılma hesaplarında bugün itibariyle 698 milyon TL olmuşuz. Bu sabah itibariyleydi bu rakamlar. Dövizden dönüşümlü TL katılma hesaplarında da 647 milyon TL'ye ulaştık. Altından dönüşümlülerde de 57 milyon TL'ye ulaştık rakam olarak. Yani biz hem çalışanlarımızı bu noktada motive ediyoruz, hem ülke menfaatleri açısından müşterilerimizi motive ediyoruz. Bu yönde yoğun bir çalışma var. Katılım bankaları geneline baktığımızda aslında katılım bankalarının müşterilerini genel hatlarıyla KOBİ ve kurumsal ağırlıklı olarak görebiliriz. Bu minvalde oransal olarak baktığımızda sektöre göre katılım bankalarının dönüşüm hesaplarına katkısını, özellikle dövizden dönüşüm hesaplarına katkısını oransal olarak sektöre göre daha iyi durumda olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Altın tarafı da önemli aslında Ahmet Bey. Çünkü katılım bankaları özelinde ağırlıkta altın hesaplarını da görüyoruz. Yani altın yatırımcısı noktasında da katılım bankaları farklı bir noktada konvansiyonel bankalara göre. Dolayısıyla bunu tabii iki boyutlu değerlendirmek lazım. Hem altın tarafından geri dönüşler var mı, bunu sormak istiyorum. Hem de yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için bir tercih olabilir mi bu yeni sistem, ya da bunun geri dönüşünü görüyor musunuz? Evet, mutlaka etkisi olacaktır. Altın tarafından dönüşlerde de işte rakam az önce emlak katılım tarafında ifade ettim. 57 milyon TL'lik bir tutar var. Katılım bankalarında da sizin belirttiğiniz gibi altın zaten ağırlıklı ürünlerden ve enstrümanlardan bir tanesi uzunca süredir. Burada da yaklaşık 3 milyar TL tutarında bir altın bu minvalde ekonomiye kazandırılmış oldu. Mutlaka bunun etkisini de göreceğiz. Hasreten bu ürünün bir etkisini de belki şöyle ifade edebiliriz. Biliyorsunuz bankacılık sektöründe mevduatların vadesi ortalama 32-33 gün seviyelerinde seyrediyor. %80 oranıyla baktığımızda. Şimdi katılım bankalarında katılım hesaplarına olan teveccühün bu dönemde arttığını, yine bu ürünün etkisiyle de ortalama vadelerinin 3 ay ve üzerindeki seviyelere doğru yeni hesaplar özelinde seyrettiğini görüyoruz. Bu da ciddi manada ekonomik istikrarda bir katkı değer oluşturacak. Şimdi biraz yuvamı açalım, biraz ayrıntılı anlatmanızı isteyeyim. Çünkü bu önemli bir strateji. Son Merkez Bankası enflasyon raporunda da Merkez Bankası Başkanı ağırlıklı altını çizdi ve bir liralaşma stratejisi uygulayacağız dedi. Ekonomi yönetiminden sürekli bir yeni ürün açıklaması var. Yani TL'yi özendirecek yeni ürünler üzerine çalışıyoruz deniliyor. Bunun hem sistem açısından değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz? Bir yandan katılım bankaları özelinde buna nasıl destek sağlıyorsunuz? Şimdi yurt dışındaki yerleşik hesaplarla başlayayım isterseniz önce. Yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın mevduatlarını katılım sisteminde değerlendirmesi hesabını yuvam hesabı olarak isimlendirdi ve yeni yayınladı 2 gün önce Merkez Bankamız. Şimdi yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız yurt dışı bankalardan transfer ederek döviz hesaplarını Türkiye'ye getirmeleri, döviz cinsinden hesaplarını ve Türk lirası vadeli hesaba dönüşmeleri durumunda bunun karşılığı olacak bir hesap. Yine burada döviz cinsleri Amerikan doları, Euro ve İngiliz sterlin olarak uygulanacak. Şimdi burada bankanın veya katılım bankasının hesap açtık, bir getirisi mutlaka var. Şimdi bu getirinin üzerine oluşan bir kur farkı getirisi var. Oluşursa tabii, yani bu kur farkı oluşmaya da bilir. Ama bunlara ilaveten, ki bu çok önemli, ek bir ödeme olanağı var ki sağlanan 12 aylık vadelerde %1,5, 24 aylık vadelerde %2 oranında. Bunu Avrupa'daki vatandaşlarımız oralarda bulamayacaklardır diye düşünüyorum. Yani burası hem ülke ekonomisine katkı hem de kendi ekonomilerine ciddi bir katkı olarak değerlendirebilecekleri önemli bir fırsat.
Liralaşma stratejisi perspektifine baktığımızda tabii Merkez Bankası başkanımızın açıklamış olduğu bu strateji kapsamında şimdi yeni finansal ürünler geliştirilmesi var. Bu ürünler aslında onların bir yansıması. Teminat çeşitlendirmesi var. Likidite yönetim uygulamaları var. Ve bu minvalde temel amaç, burada sağlanan ve arzu edilen temel amaç, Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla para politikasını şekillendirmek. Bundan sonraki geliştirilecek politikaları da bu minvalde üzerinde çalışarak yeni ürünler de mutlaka gelecektir. Yani biz bunları sonuna kadar destekliyoruz. Yani bu ülke hepimizin yani bir şekilde hem ekonomik istikrarın sağlanması hem de dövizdeki yani mevduatlarda oluşan dolarizasyonun Türk lirası lehine yeniden dönüştürülmesi açısından da çok kıymetli ve önemli görüyoruz. Sizin emlak katılım özelinde çalıştığınız yeni ürünler ya da son dönemde geliştirdiğiniz ürünlerin karşılığı noktasında ne görüyorsunuz peki? Şimdi bizim özellikle temel hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi gayrimenkul sektörüne yönelik ithal ikame ürünlerin yerelde üretilmesi gibi bir şeyimiz var, temel başlığımız var. Yine gayrimenkul sektörüne yönelik yine bugün dün açıklanan, Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı sanıyorum gördüm. Kentsel dönüşümde 400 bin TL'ye çıkarttılar destekleri. Kentsel dönüşüme yönelik ürünlerimiz var. Bunlarla birlikte şubeleşme öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Şube sayımızı bugün itibariyle 72'ye ulaştık. Ve yine öncelikli hedeflerimizden bir tanesi de istihdam. Bununla birlikte de 1110 civarında bir sayıya ulaştık. Ana hatlarıyla böyle özetleyebilirim. Peki biraz şimdi yeni dönem yatırımlarınızı ve dijitalleşme başlığını da konuşalım. Dijitalleşme yatırımlarınız özellikle bu süreçte ağırlıklı. Nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Bunun katılım bankaları tarafında karşılığı nedir? Evet, dijitalleşme ile ilgili aslında dijitalleşme bir bakıma dışarıdan gelen büyük bir etken. Bizi bir şekilde evirip çevirip kendi rotasına doğru sokuyor da diyebiliriz bir noktada. Bankacılık sektöründe çıkartılmış pek çok ürün vardı ki bu ürünler bugüne kadar belki çok da fazla kullanmıyorduk. Ama pandemiyle birlikte öyle bir süreç yaşadık ki kullanmamış olduğumuz pek çok özelliğe çok da fazlaca arar hale geldik. İşte dijitalleşme perspektifinde hazırlanan pek çok ürün vardı ama bunlar tüketici davranışlarıyla birlikte şekillendi ve bir noktaya evrildi. Şimdi bazı ürünler var, işte ATM'den QR kodla para çekme özelliği, POS cihazlarının kare kodla yapılan işlemler, sanal banka kartları kullanımı, kredi kartlarında sunulan temassız özellikler gibi pek çok özellik sayabiliriz. Şimdi bunları çok yoğun kullanmıyorduk ama bunlar da öyle de bu dönemde pandemi sürecinde öyle artışlar oldu ki bu 1,5 yıllık dönemde. Mesela sanal banka kartları kullanımı %140 oranında arttı. Temassız özellikli banka kartları %83 oranında arttı. Kare kod işlem adetleri %80 üzerinde artış gerçekleştirdi. Şimdi bir görüntülü görüşme bizim en çok önemsediğimiz faktörlerden bir tanesi. Yani en son açılan ve nispeten ölçeği küçük katılım bankası olarak bakarsak bu duruma bizim için çok daha önemli hale geliyor. Çünkü biz şubelerimizin olmadığı noktalardaki müşterilerimizi görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olmalarını sağlamak ve ürün ve hizmetlerimizi de onlara ulaştırmak gibi bir temel çabamız var. Belki dijitalleşmedeki bizim öncelikli perspektifimiz burası. Dijitalleşme de yine bir etken olarak dikkate alabileceğimiz bir düzenleme var. Artık bundan sonraki süreçte hayatımızda dijital bankalar da var ola gelecek. Bu konuda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yayınlamış olduğu bir yönetmelik var. Bu yönetmelik kapsamında artık belki şubesi olmayan dijital bankalar da sektörde var olacak. Hı hı. Bugüne kadar bu dijital bankalar yok muydu? Vardı. Belki bankaların mobil şubelerini, internet şubelerini böyle bir dijital banka olarak sayabiliriz. Ama bu karşımıza bir kavramsal olarak da yeni bir durumu ortaya koyuyor olacak. Çalışanlar açısından dijitalleşmeye bakarsak, şimdi artık bir uzaktan çalışma, bir serbest zamanlı çalışma modelleri de gündeme gelmeye başladı, karşımıza çıkmaya başladı. Yani kurumlar olarak artık yok sayamayacağımız, bundan sonraki süreçte daha fazlaca gündemimizin içerisinde yer almaya başlayacak konu başlıkları haline gelmeye başladı. Bu minvalde işlem hacmini özellikle dijital kanallardan yapılan işlem hacmini artırmaya yönelik de bir temel hedefimizi
burada vurgulayabilirim. Şimdi sektöre baktığımızda bundan önceki süreçte bankacılık sektöründe dijital kanallardan yapılan işlemler bugün %90'ların üzerine çıkmış durumda. Yani bu da aslında şubelerin ne kadar daha az kullanıldığını veya ne kadar daha az ihtiyaç duyulduğunu da ortaya koyan çok önemli bir veri diye düşünüyorum Mervan. Bir önemli noktaya dikkat çektiniz. Şubesiz bankacılık bundan sonraki süreçte hayatımıza girecek. Biraz burada daha önce Türk insanının buna ne kadar alışkın olduğunu, olmadığını ve nasıl bir tepki vereceğini, nasıl bir sistem olacağını konuşmuştuk. Çünkü bu işte Asya'da vesaire çok yaygın bir sistem ama biz biraz daha garantici bir toplum olduğumuz için bir sorun yaşadığımızda hep karşımızda bir muhatap olsun isteriz. Şimdi bununla da harmanlayarak aslında ben hani emlak katılım özelinde size şunu sorabilirim. Bir dönem Türkiye'de çok fazla şubelerin açıldığı ve işte şube en fazla en ulaşılabilir şube kimdeyse ona daha fazla rağbet edildiği bir süreç oldu bankacılık tarafında. Bu 2020'den itibaren tam tersi durumda. Kimin mobil uygulaması daha iyiyse, kimin sunduğu avantajlar bu dönemde daha iyiyse artık insanlar onu tercih ediyorlar. Dolayısıyla en yeni katılım bankası olarak siz bundan sonra şubeleşme stratejisine devam mı edeceksiniz? Yoksa ağırlıklı bu şubesiz bankacılığın yayıldığı bir dönemde diğer taraflara mı yatırım yapacaksınız? Evet, Merve Hanım şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında biz kültür olarak hala sıcak ilişkiyi seven, dostane ilişkiyi seven bir toplumuz. Katılım bankalarının müşteri kitlesi az önce ifade ettim. Yaklaşık %80 ve üzeri çoğu noktada kurumsal KOBİ ölçeğinde ve ticari ölçeğinde firmalarla çalışıyoruz. Katılım bankacılığının felsefesi içerisinde de bireysel ve bireysel ürünler nispeten birazcık daha geri planda kalıyor. Şimdi bu minvalde baktığımızda aslında muhatabımız olan hedef kitle hala bir şekilde sıcak teması seven, bu temasla bir şekilde kendilerine ulaşılmasını isteyen de bir kitle. Dijitalleşme tabii bir süreç işi. Bu sürece yönelik adımlarımızı bir taraftan atıyorken ama bir taraftan da sektörde ihtiyaç duyduğumuz, bizi karşılayacak olmamız gereken noktalarda şubeleşerek, bir şekilde fon kaynaklarına ulaşarak, tasarruf sahiplerine ulaşarak bu süreci atlatmak durumundayız. Dolayısıyla şubeleşme evet işimizin bir kısmı ama gerektiği kadar gerektiği yerde. Ama şubeler tabii eskisi kadar böyle büyük, şatafatlı, kocaman olmak durumunda değil. Buna göre de zaten şube stratejimizi revize ettik. İhtiyaç duyduğumuz noktalarda daha ekonomik ölçekte hızlı, mobilitesi yüksek, çabuk ulaşabileceğimiz bir şubeleşme stratejisiyle gitmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla dijitalleşmedeki öncelik amacımız da bu noktada baktığımızda hedef kitlemizin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak, öncelikle hedef kitlemizin ihtiyaçlarını karşılayacak mobil ve internet tarafında geliştirmemiz gereken özelliklere odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla buradaki hedef kitlemizin ihtiyaçlarını çözecek ürün ve hizmetlerin de dijital tarafına uygulanması, uyarlanması yine bizim bu taraftaki öncelikli amacımız. Peki sürdürülebilirlik de bir başka nokta aslında. Sürdürülebilirlik özellikle katılım bankaları stratejilerine bakıldığında bu katılım bankaları raporunda da çok öne çıkmıştı. Tabii bu işin hani bugüne kadarki büyümesi önemli ama önümüzdeki 10 yıldaki büyümesi geride bıraktığımız 10 yıldan daha önemli olacakmış gibi duruyor. Çünkü son dönemde ekonomi, işte bu Türkiye ekonomi modeli, reel sektör ve ihracatla büyüme, Cumhurbaşkanlığı yıllık kalkınma planları bunların hepsinde ağırlıklı bir katılım finans sistemine bir yönelim var. Yani buradan daha doğrusu bu açıklamalar da biraz sizin üzerinizdeki sorumluluğu artırıyor gibi. İstanbul Finans Merkezi projesi var. Orası bittikten sonra başka bir nokta hedefleniyor artık katılım bankacılığında da. Dolayısıyla bu stratejiler sürdürülebilirlikle harmanlandığında nasıl bir rota çiziyorsunuz kendinize? Evet, şimdi sürdürülebilirlik kavramına ana hatlarıyla baktığımızda işte insanlığın yaşamını devam ettirebilmesi olarak tanımlayabiliriz. Yani gelecekte de var olabilme çabaları olarak tanımlayabiliriz. Şimdi sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalar içerisinde hedeflenen dünya genelinde yoksulluğun azaltılması, refahın arttırılması, kültürel ve sosyal değerlerin korunması, çevresel zararların engellenmesi gibi çabalar var. Türkiye'nin gündemine sürdürülebilir konusu daha yoğun olarak biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte girdi. Bu noktada
ilgili kurum ve kuruluşlar bir taraftan hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Yani hem Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı, hem Ticaret Bakanlığı kendi alanlarında ilgili konularda yoğun çalışmalar bu konuda yapıyorlar. Bu ülkemiz açısından da bakıldığında bu minvalde öncelikli konulardan birisi haline geldi. Tabii bankacılık açısından baktığımızda konuya, şimdi bir iklim değişikliği kavramından bahsediyoruz ama bu iklim değişikliği kavramı risk olarak ele aldığımızda biz bunu nasıl ölçeceğiz? Diğer bankalar nasıl ölçecek? Sektör düzenleyiciler bu mevzuya nasıl bakacak? Yurt dışı kuruluşlarla ilgili ilişkilerimizde biz hangi verileri baz alacağız? Ki bu noktada sürdürülebilirliğin temel ölçütlerini, kriterlerini belirlenmiş bir AB tarafında bir kriter seti var. Bu kriter seti bize ne kadar uyar uymaz? Bankalar faaliyetlerini raporluyorken, sunuyorken veya biz banka bilançolarını, katılım bankalarının verilerini elimize aldığımızda kıyaslarken kimi neye göre kıyaslayacağız? Yani ben bunu neye göre ölçüyorum? Diğer bir kuruluş, diğer bir banka bunu neye göre ölçüyor? Ben A firmasını değerlendirirken hangi kriterlere göre bakacağım? B firması hangi kriterlere göre bakacak? Aslında buradaki temel disiplin birazcık bunun etrafında şekilleniyor. Şimdi burada düzenleyici kural setlerinin oluşturulması regülatörler tarafından ve bu düzenleyici kural setlerinin bir şekilde piyasa oyuncuları tarafından da yorumlanarak son şeklinin getirilmesi herhalde önümüzdeki dönemde en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi olacak. Bizim tabii sürdürülebilirlik alanında yaptığımız bu minvalde aslında çevreye yönelik bir takım çalışmalarımız var. Ben onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun lütfen. Şimdi çevre temalı projeler kapsamında geliştirdiğimiz finansal çözümlerimizle yeşil yatırım projelerine kaynak sağlamaya devam ediyoruz. Aslında bu önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Yeşil kira sertifikası ihracı ile fon kaynaklarına erişerek ve kullandırarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak adımlarımı da bir taraftan atmaya devam ediyoruz. Burada mevcut çalışmalarımız da oldu. Yine Türkiye'nin ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk ihracını çıkarttık. Bu ihraç ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2000 ton katkı sağladık. Şimdi biz tabii bir raporlama mantalitesiyle bu noktada hizmet veren kuruluşlarla bu ölçütleri yaptık ama az önce ifade etmeye çalıştığım yani biz bu rakamları ifade ediyoruz ama bir başka bankada, bir başka kurumda bu ifadeler nasıl, regülatörler bu ifadeleri nasıl görmek istiyor ve bu ölçütleri neye göre dayandıracağız konusu önemli bir konu. Yine bu alanda yapmış olduğumuz Türkiye'nin ilk emek sermaye ortaklığına dayalı yeşil kira sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Bu ihraç ile Türkiye'nin ilk yeşil kira sertifikası uygulamasıyla, ihracımız ile Islamic Finance News tarafından sektör bazında dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görüldü emlak katılım. Bunu da yani hem yeşil sukuk altyapısının oluşturulması, hem sürdürülebilirliğe sağlanacak hizmet kalitesi, hem katılım finans sisteminin özüne hitap eden ortaklık esaslı bir sukuk yapısı olması bakımından çok önemsiyoruz, önemli görüyoruz. Peki Ahmet Bey, ben son olarak aslında yeni dönem hedeflerinizi ve planlarınızı sormak istiyorum. 2022 için en azından kısa vade için nedir stratejik planlamanız? Şimdi emlak katılım olarak aslında baktığımızda ana hatlarıyla pandeminin etkisine rağmen 2021 yılında istikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Yani kurulduğumuz günden bu yana geçtiğimiz yıl verilerine baktığımızda ortalama işte 50 şube olan sayımızı 2021 yılında 70 şubeye çıkarttık. Aktif büyüklüğümüzü %90'lık bir artış ile bu sene 38.7 milyar TL'ye ulaştırdık. Yani burada da yani 143 milyon TL civarında henüz bu bilançolar tam resmi denetimlerden geçmedi ama bir kar rakamımız ortaya çıkacak, çıkıyor. Şimdi temelde en önemli faktör olarak gördüğümüz yani bizim hem kamu tarafında olan bir katılım bankası olmamız hem de bir katılım bankası olmamız açısıyla baktığımızda 1110 personelimiz var, 72 şubeye ulaştık. Bundan sonraki süreçte de hem ülkemiz ekonomisine hem istihdama katkı sağlamak önemli başlıklarımızdan bir tanesi olacak. Diğer taraftan
dijitalleşme ve dijitalleşme ile beraber mevcut müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçlarını dijital kanallarda karşılayacak ürün ve hizmetlerle ilgili çalışmalarımızı hızla ilerletmek tarafında bir şeyimiz, faaliyet ayağımız olacak. Diğer taraftan gayrimenkul sektörüne yönelik ithal ikame ürünlerinin yerelde üretilmesi ve bu minvalde özellikle girişimci projeleri destekleyerek girişimcilere yönelik yakın zamanda duyurmayı hedeflediğimiz bir çalışmamız var. Bu minvalde bir girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına yönelik çalışmalarımız ve çabalarımız da bir tarafta devam ediyor. Yani inşallah duyurusuna çıktığımızda hem akıllı şehirlere, hem sürdürülebilirlik çerçevesindeki projelere, hem gayrimenkul sektörüne ithal ikame ürünlerin yerelde üretilmesini sağlayacak projelere doğrudan destek sağlayacağımız bir programımızı da yakın zamanda duyuruyor olacağız. Aynı zamanda tabii yine bu hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı, hem Merkez Bankası'nın açıkladığı Türk lirasını güçlendirmeye yönelik, finansal istikrarı geliştirmeye yönelik ürün ve hizmetlere de yine elimizden gelen maksimum desteği sağlayarak faaliyetlerimizi, çabalarımızı sürdüreceğiz şeklinde odaklayabilirim, özetleyebilirim. Ahmet Bey, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz sizlere de. Emlak Katılım Stratejik Planlama Müdürü Ahmet İkizoğlu'nu ağırladık bugün. Ve katılma hesaplarındaki son durumu, kur korumalı TL mevduattaki son beklentileri paylaştık. Faizsiz ekonomiyi burada noktalıyoruz. Bir kısa reklam arası, devam edeceğiz. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu.